şamanizmi ve şamanistleri, ırkçılığı kökünden reddediyoruz ve diyoruz ki cehenneme kadar yolunuz var. Şamanistlere, evet, tengricilere de saygısızlık yapıyorsunuz. Hepsinin de cehenneme kadar yolu var. Peki. Evet. Siz başta olmak üzere aynı cehenneme şekilde, kadar aynı yolunuz şekilde var. Peki. Ben atalarımın dinine tabi değilim. Ben Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun da atası, hepimizin atası olan İbrahim İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabiyim. İbrahim Aleyhisselam'ın dininin dışında olan mitolojiyle, şamanizmle, zerdüştlükle, Hristiyan Türklerle benim herhangi bir ilgim, alakam, dostluğum, velayetim söz konusu değildir. Benim için Müslüman bir Çinli, Müslüman olmayan bir Türk'ten daha evladır. Müslüman olan bir Arjantinli, Müslüman olmayan bir Türk'ten kesinlikle çok çok daha önemlidir, önceliklidir, kardeştir. Bu ister Arap olsun, ister efendim İngiliz olsun, ister Ermeni olsun, ister ne bileyim Eskimo olsun. Müminse, muvahhidse, yüzünü birleyerek Allah'ı birleyerek Kabe'ye dönmüşse onu sımsıcak bir biçimde kucaklarım, öperim, başımın üstünde tac ederim. Ama kim ki Allah'ın dinine savaş açmış, Allah'ın şeriatına savaş açmış, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini tahkir etmeye, tezif etmeye, onu karikatürize etmeye kalkışmış, o benim kardeşim olmadığı gibi bizzat düşmanımdır. Bu kadar açık ve net. Ama kim ki Allah'ın dinine savaş açmış, Allah'ın şeriatına savaş açmış, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini tahkir etmeye, tezif etmeye, onu karikatürize etmeye kalkışmış, o benim kardeşim olmadığı gibi bizzat düşmanımdır. Bu kadar açık ve net. Kürt olmanın hiçbir önemi yok. Ahlaklı değilse, babam olsa önemi bir değeri yoktur. Bak, ahlaklı değilse. Şimdi kıvırıyorsun. Allah'a ve ahirete göre inanmıyoruz. Kıvırma falan bu yok. Bu kıvırma yani. Çok net bir biçimde. Çok net bir biçimde. Diyorum ki onların bizimle hiçbir ilgisi, alakası yoktur diyorum. Ya sana ne, adam ben Türk'üm diyor ya. Kardeşim benim için ölçü ahlak. Ya sen çok mu ahlaklısın? O ahlak benim otoritesi için, misin sen? Benim için ahlak önemli. Sen mi karar veriyorsun kimin ahlaklı, kimin ahlaksız olduğunu? Ben karar veriyorum. Yok öyle bir şey. Ahlaksızlıklarla. Yok öyle bir şey. Evet, biz mücadele artık edeceğiz. Artık onu da açtık yani. Şirkle ahlaka sen karar veriyorsun. Bu ahlaklı, bu ahlaksız, evet, diye. Putperestlikle ilgili sembollerin tamamını da kökünden reddedeceğiz. İster Atatürkçülük adını ortaya konulsun, ister tengricilik adını ortaya konulsun, şirki, küfrü reddediyoruz. Tıpkı Kureyş müşriklerinin putlarını reddettiğimiz. Peki, süre kalsın Ali İhsan Bey. Ben Hristiyan Türkleri kucaklama noktasında, Hristiyan Türkler UEFA'ya gitsinler, Hristiyanlarla kucaklaşsınlar. Bakın, Bozkurt'a bile karşı çıkıyorlar derim. Halbuki LGBT'ye karşı çıkmıyorlar. PKK'lı teröristlerin zafer işaretlerine karşı çıkmıyorlar. Hangi Türk dünyası karşı çıkmıyor mesela? Bir de insani açıdan da bakalım, sosyolojik açıdan da bakalım. Ben şimdi Türk anne babadan geldiğim zaman Türk oluyorum. Ben kendi etkim olmayan bir şeyden dolayı büyük insan oluyorum. Hayır. Ama öbür tarafta din dediğimiz şey insan, bizim irademizle kabul ettiğimiz veya etmediğimiz. O inanç içerisinde hareketlerde bulunarak insanlığa yararlı ol. Türk milleti çıkartmadı bu değişikliği. Ali İhsan Bey, tamamdır. Millet dinden imandan soğudu ya. Peki, buyurun. Portekiz kazandığı zaman sevinenler çıktı. Ben dindar insanların içerisinde Portekiz iyi ki kazandı falan diyeni görmedim. Avusturya'yı yendiğimiz zaman Halk TV'de üzülen, suratları asılan kişileri gördük. Ama Akit TV'de biz beraberdik Avusturya ile yapılan maçta. Kenan Bey de sevincini ishar etti. Ben de sevincimi ishar ettim. Dolayısıyla suçladığınız insanları biraz izleyin. Biraz ben suçlamıyorum, görün. Siz suçluyorsunuz. Siz, pek. Ben övünüyorum. İzleyiciler, bakın, izleyiciler. Benim övündüğüm insanı suçluyor diye. Kenan Bey'ler değerlendirsin. Evet. Ben övünüyorum. Kenan Bey'in söylediği şey de, itiraz ettiği şey, belki de diyebilirsiniz ki siz de itiraz olarak. Ya Bozkurt'un kaynağı. Hakaret ediyor Kenan Bey. Hakaret etmiyor. Aşağılıyor. Hakaret eğer Türk edilmiyor. Müslüman değilse adam bile değil. Adam ya bile değil. Hazreti Muhammed'in bizim doğumuyla başlıyor. Ondan önceki Türkleri tanımıyor. Kenan Bey'e 2-3 dakika daha verelim. Daha sonra Serdar Bey'e 10 dakika vereceğim. Programı kapatacağız. Konuşmak çok zor. Buyurun. Yani o çünkü sürekli hani propaganda yapmaya. Ben propaganda yapmıyorum ama sen hakaret ediyorsun. Evet. Bir dakika. Odaklandığı için böyle bir şeyi, lafı izah etmek mümkün değil. Yani o kafasına göre, tıraş yapmayı seviyor. Ya, fakat bak yine hakaret ediyorsun. Bizim şöyle saygısızlık yapıyorsun. Şöyle bir derdimiz var bizim. Bir meseleyi anlamak,
o meselenin tarihsel köklerini... İşte biz anlatacağız sizin gibilere. Anlatacağız Türk milletini, Bozkurt'un ne olduğunu öğreneceksiniz. Evet. Şimdi bir müsaade buyurun anlatsın. Şimdi müsamere devam ediyor. Tabii ki öğreneceksiniz. Evet, buyurun Vedatçım. Bozkurtlar şu anda PKK'ya karşı bu ülkeyi savunuyorlar. Evet. Sakın bunu unutma. Evet. Vedatçım buyur canım. Biraz... Biraz daha dolaş, gazla. Bölgeyi dolaş. Evet. Ben yeni geldim. Evet. Silopi'den, Beyti Şevap'tan, Süvari Halil'den. Sen diyelim, hayatında duydun mu oraları? Şöyle diyelim. Süvari Halil neresi bilir misin? Diyelim, Bercelan Yaylası neresi bilir misin? Birçoğu abdestini alıyor. Git gör önce orada, oradaki alıyor. Bozkurtların neler yaptığını bir gör. Ondan şimdi, sonra konuşma. Yani niye ayrıştırıyoruz Türklükle İslam'ı? O beyefendi ayrıştırıyor. Hayır yani. Benim yani için o bozkurt yapanlar birçoğu da aynı zamanda abdestini alıp namazını kılıp cepheye gidiyor. Türk gelenek göreneklerine sahip herkes Türktür. Bir şimdi tamamlasın. Bazı vatandaşlar var. Bu şekilde böyle bir dayatmayla ses yükseltmeyle niye dayatma haklı ya, olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Ya bu ülkeyi biz kurduk. Bizim herhangi bir biçimde. Niye peki Kenan Bey hemen tamamlayın. Senden bir süresini alayım. Herhangi bir biçimde bu tehditlere, bu baskılara, bu masallara hiç tehdit değil. Boyun eğmemiz tehditler, mümkün değil. Sarı tehdit edenler Fakat Bey sürekli araya girdiğiniz için anlaşılmıyor. Şöyle bir şey var. Doğru yani, değil ki söylediği şeyler. Ya doğru yanlış. Nihayette herkesi buraya fikri için davet ediyoruz. Yani şamanizmi ve şamanistleri, ırkçılığı kökünden reddediyoruz ve diyoruz ki cehenneme kadar yolunuz var. Serdar Bey'le devam şaman, edelim. Şamanistlere, evet. Tengricilere de saygısızlık yapıyorsunuz. Hepsinin de cehenneme kadar yolu var. Peki, peki. Evet. Siz başta olmak üzere aynı cehenneme şekilde, kadar aynı yolunuz şekilde. Var. Peki. Müslüman olmayan Kürt'e. Biz Türk'ün Müslüman olmayanına Türk demiyoruz. Kemaliyle Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürt'e niçin Kürt diyelim, niçin insan diyelim? Bu Müslüman Türk için de geçerli mi? Evet, bizim için önemli olan şudur. Biz normal şartlarda tarih sayesinde var olduğumuz günden beri arkasında büyük irademizle durduğumuz şey Allah'a kulluk davamızın devlete, millete, medeniyete dönük taraflarının dört başı mağmurlarına getirildiği bir süreci yaşadık beraber. Bu sürecin hiçbir tarafında diliyle, diniyle, imanıyla, sözüyle, ahlakıyla olmayanlar Kürt'ü, Kürtlüğü, kardeşliğimiz, imanımızı, medeniyetimizi temsil edemezler. Bu sürecin en kötü tarafı, bizim açımızdan en kötü tarafı inançsızlığıyla, ahlaksızlığıyla temayüz etmiş bir topluluğun 1000 yıllık kardeşliğin üzerine hami bahane edilmesidir. Yani biz kendi Kürtlerimizi bir cinayet şebekesine teslim edemeyiz. Biz kendi Kürdümüzü Allah'a inancı olmayan, dine inancı olmayan, mukaddesata saygısı olmayan, insanlığa saygısı olmayan bir cinayet şebekesinin tasarrufuna teslim edemeyiz. Her türlü siyasi hatayı telaf edebiliriz ama bir cinayet şebekesinin hamiliğine kendi Kürdünü kaptıran bir devletin nereye gideceğini şimdiden öngöremeyiz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeyi inançla sürdüreceğiz.